Merhaba arkadaşlar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizinle önemli bir son dakika haberi paylaşmak için karşınızdayız. Dün itibariyle Amerikan Birleşik Devletleri Biden ve yönetimi Amerika'da yaşayan, yasal durumu olmayan ve Amerikan vatandaşlarıyla evli göçmenler için önemli bir süreci başlatacaklarının haberini vermiş durumdalar. Biden yönetimi yönetime geldiği andan itibaren burada yasal durumu olmayan göçmenlere çözüm üretilmesini meclisten bir yasa geçmesiyle beklediler. Ama maalesef bu noktada meclisten Amerika'da yıllardır yaşayan, yasal statüsü olmayan göçmenler için herhangi bir yasa geçmesi mümkün olmadı. Bundan dolayı Biden yönetimi dün itibariyle Amerika'da yaşayan, yasal durumu olmayan bu göçmenlerin aileleriyle bir arada kalabilmeleri ve ayrılmamaları için önemli bir sürecin başlatacağının bilgisini duyurmuş durumdalar. Belli bazı şartlar açıklamış durumdalar ama tabii çok detaylar daha belli değil. Burada belirtilen önemli noktalarda özellikle Amerika'da yaşayan ve Amerikan vatandaşının eşi olanlar için bu adımın atılacağı ve buraya baktığımızda istenen 3 tane kriterya görüyoruz şu an itibariyle. Birincisi bu göçmen olan kişilerin Amerika'da şu an yaşıyor olmaları. İkincisi de Haziran 17 2024 itibariyle Amerika'da en az 10 yıldır yaşıyor olmaları. Üçüncüsü de Haziran 17 2024 itibariyle Amerikan vatandaşıyla evli olmaları gerekiyor. Bunun yanında tabii kişinin Amerika'da vergi ödüyor olması, herhangi bir suça karışmamış olması, topluma zararlı olmaması gibi durumları da dikkate alacaklarını belirtmiş durumdalar. Bunun yanında bilmenizi istediğimiz bir nokta da bu uygulamayla hem Amerikan vatandaşının eşi ama aynı anda da koşullara uygun üvey çocuğu da aynı şekilde çalışma izni oturum yönünde ilerleme hakkını elde edeceğini açıklamış durumdalar. Dolayısıyla şu an geçen bir kararname yok, bildirilen bir durum var. Daha doğrusu nasıl bir süreci işleteceklerini, başlatacaklarının ön açıklamasını Biden yönetimi dün itibariyle yapmış durumda oluyor. Yazın sonunda yani yaklaşık 3 ay sonra bu uygulamanın başlamasını planlıyorlar. Ve burada önemli olan bilinmesi gereken noktalardan bir tanesi Amerika'da bulunan bu göçmenlerin Amerika'ya vizeyle ya da izinle giriş yapanlar değil, Amerika'ya sınırdan yasal olmayan şekilde girmiş olan göçmenleri ilgilendireceğini bilmenizde fayda var. Eğer Amerika'daki yaşayan göçmen birey 10 yıldan fazladır Amerika'da ve Amerikan vatandaşıyla evliyse Haziran 17-2024 itibariyle ve Amerika'ya girişi yasal olmayan yollardansa büyük bir ihtimalle yazın sonundan sonra bu kişinin Amerika'da çalışma iznine başvurabilmesi için öncelikle izne başvuru hakkı ve sonra çalışma iznine başvurabilmesi ve sonrasında yeşil kart denilen oturum iznine gidebilmesi ve ondan sonra da vatandaş olabilmesinin yolunu açacak inanılmaz güzel bir gelişme diyebiliyoruz. Burada bir iki noktayı da belirtmek isterim. Özellikle Obama döneminde biliyorsunuz genç çocuklar için geçirilen DACA denilen uygulamaya benzer bir uygulama görüyorsunuz. Onun yanında da tabii oturum hakkı sağlayacak imkanı da getirmeyi planlıyorlar. Bu uygulamayı devreye sokunca biliyorsunuz Biden yönetimi ve başkanın kararname yetkisi var. Bu adımı atabiliyor ama tabii buna itiraz edecek ya da bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğu ya da kurallara aykırı olduğunu göz önüne getirip itiraz davaları da açılacağını bilmenizde fayda var. Dolayısıyla değerli takipçilerimizin bu noktada yanlış bir kanıya varmalarını istemeyiz. Şu an bu uygulamanın başlatılacağı bildirilmiş durumda Göçmenlik Dairesi ve Biden yönetimi tarafından ama uygulamada nasıl ilerleyeceğini yakında daha detaylı görüyor olacağız ve bu noktadaki gelişmeleri siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.